Herkese selam. Ben bugün ekmek yapmaya geldim size. Şimdi ilk videoda sıfırdan ekşi maya yapımını anlattım. Eğer ya hala mayanız yoksa linki bırakıyorum. Ona bir göz atın. Sonra baktınız kafanız karışıyor. Bir şeylere takılıyorsunuz. İkinci videoyu çektim. Ekşi maya kafamda deli sorular. Onu da izleyebilirsiniz. Şimdi serinin üçüncüsü ekmek yapımı. Mayası hazır olan gelsin benimle. Şimdi ben sizin için hem bardak ölçüsü hem de gram ölçüsünü hazırladım. Bardakla şöyle 3 dolu bardak un kullandım. Bir bardak böyle bir parmakta fazla bir bardak koydum. Bir parmakta fazla suyunu hazırladım. Şöyle bir bardağa yakın da mayam var. Şimdi önce tabii en sevdiğimiz su testiyle başlıyoruz. Bardak suyu dökün. Şimdi ben burada bir bardak suyumu döktüm. Bir de böyle bir bardağın dibinde böyle 2 parmak daha su koydum. Onu da ilave ediyorum. Suyum hazır. Suyu oda sıcaklığında içme suyu olacak. Maya. Maya bir bardak olabilir. Bir bardaktan az olabilir. Benim bu kadar aktif mayam var. Hiç sorun değil. Dolu bir bardak da olabilir. Bundan bir tık da az da olabilir. Sıkıntı yok. Şimdi işte bu olay çok önemli. Mayamızın şu şekilde yüzüyor olması gerekiyor. Şimdi ben size yaklaşacağım. Gördüğünüz gibi suyun üstünde. Evet. Tek kameraman olunca böyle oluyor ama olsun. Bu şekilde suyun üstünde yüzüyorsa mayamız tamamdır. Suyu koyduk. Bir bardak mayayı koyduk. Şimdi 3 su bardağı unu koyacağım. 3 su bardağı unum da yaklaşık 540 gramlarda. Açıklama kısmına hepsini detaylı yazacağım. Unumu koyuyorum. Sadece beyaz un kullanıyorum. Beyaz ekmeklik un kullandım. Şöyle gene unumu da böyle bir parça kenarda bırakıyorum. Önce şunu bir yedireyim. Bir toparlayayım. Ondan sonra unu üstüne tekrar ilave edeceğim. Spatula arıyorum. Şöyle. İlk başta elimi daldırmak istemiyorum. Şöyle unla suyu, mayayı bir toparlıyorum. Birbirine yediriyorum güzelce. Tabii şöyle bir şey de yapabilirsiniz. Eğer vaktiniz varsa mayayı yaparken unla suyu önce karıştırın. 1-2 saat önceden. O unla suyun üzerini kapatın bir kasede. Dinlendirin. Sonra mayanız da o sıra mayalanacak ya böyle hani kabaracak ekşi mayanız, ön mayanız. Ondan sonra 1-2 saat sonra da mayanızı katarsanız elle yoğurmak daha kolay oluyor. Daha böyle çalışması rahat oluyor. Ve sanki iç dokuda birazcık farklılık oluyor. O daha böyle göz göz daha güzel mayalanmış bir hamurunuz oluyor. Ama iki türlü de sonuç süper. Yani eğer vaktiniz yoksa bu şekilde un su mayayı da karıştırabilirsiniz. Veya vaktim var benim onu da deneyeceğim Pınar derseniz önceden böyle 1-2 saat önceden unla suyu karıştırın. Güzel hepsi birbirine girsin. Mayanız da kabarsın. 1-2 saat sonra da mayayı ekleyin derim. Ama tabii bizim her zaman öyle bir vaktimiz olmuyor. Şu an ben mesela videoyu nasıl çekiyorum? Arya uyudu. 2 saat vaktim var. Çektim. Güzel bak hiç şey elimi sürmeden şu unla suyu birbirine yedirdim. Kalanını da yediriyorum. Şöyle biraz koydum gene. O cıvıklığı gitti. Her zaman suyu, unu kontrollü koyun. Çünkü benim kullandığım unla sizin kullandığınız un aynı değil. O yüzden atıyorum benim verdiğim ölçüde sizinki çok cıvık olabilir. Çok cıvık olmaz ama birazcık farklı gelmiş olabilir. Suyu, unu her zaman kontrollü gidin. Hep diyorum ya böyle nenem usul yani bir kıvam olsun. Gözünüz ona alışsın. Şimdi elimi daldırdım. Elle girişiyorum. Yani böyle poğaça hamuru gibi bir şey olmaması lazım. Şöyle. Ben her zaman ölçü veriyorum ama gözünüz hamurun üstünde olsun. Yani böyle ele yapışan bir hamur olacak. Hiç sorun değil. Korkmayın. Sıkıntı yok. Zaten olması gereken o. Şimdi
Hamur kartı varsa çok iyi olur. Çok kullanışlı. Hem elinizi çok güzel temizliyorsunuz, hem hamura böyle yapıştığı yerden güzel çıkartabiliyorsunuz. Şekil verirken çok lazım oluyor. Bunun hamur kartınız varsa şöyle plastik. Şimdi benim her zaman yaptığım ekmek hamuru kıvamına ulaştı şu anda. Evet, o son dibini kullanmayacağım. Mesela şu kadar kaldı ya, bu da size bir örnek olsun. Mesela ben verdim, çok kuru bir hamuru. Bir anda unu dökmeyin, bir anda böyle suyu dökmeyin ya da hangi sıralamayla yapıyorsanız. Bütün tarifler için her zaman öyle değil ya. Bak şimdi bu hamur kartı ne kadar işe yarıyor. Yani alıyorum, hiç öyle yoğurmakla uğraşmadım ilk seferinde. Aldım, şöyle alttan yukarı doğru. Tabii şu an kamera açılarım hani şahane değil, zoom yapamıyorum ama gördüğünüzü düşünüyorum. Yani şöyle alttan alıyorum yukarı. Alttan yukarı bütün o unu, suyu, mayayı birbirine yedirdim. 3 bardaktan biraz az un kullanmış oldum. 1 bardaktan biraz fazla su. 1 su bardağına yakın da maya. Bence benim bu hamurum şu anda güzel. Şöyle size şöyle göstereyim. Gayet yapışkan bir hamur. Cıvık bir hamur oldu. Şimdi hamurumuzu karıştırdık. Ne yaptık? Unu, mayayı, suyu birbirine karıştırdık. Dikkatli koyduk. Benim 3 bardak unumdan böyle 2 parmak eksik koydum. Devamlı koymak istemedim. Çünkü yapışkan, güzel bir kıvamda hamurum oldu. Hemen üstünü kapatıyorum. Evin sıcaklığına göre değişir. Böyle yarım saat, 1 saat bunu dinlendirip tuzunu vereceğiz. Yarım saat beklettik. Hamurumuz dinlendi. Tuzunu koyacağız şimdi. Tuzu içinde 1 tatlı kaşığı tuz koyacağım. Şöyle hem gramını da söyleyeceğim size. Şöyle 8-9 gram tuza ihtiyacımız var. Bir tatlı kaşığı tuzumuzu koyduk. Onu böyle çözmek için şöyle 2 tatlı kaşığı da su koydum. Şöyle biraz çözüyorum. Şimdi tartıya ihtiyacım yok. Şöyle geri koydum. Hamurumuza tuzunu vereceğiz. Tuzumuz burada. Suyla çözdürmüştüm. Şöyle üstüne bırakıyorum tuzu. Şimdi dıştan içe şöyle bir kapatıp tuzunu içinde saklayıp en sevdiğim kısma geliyoruz benim. Elimi biraz ıslatıyorum. Çok yapışkan şu anda. Şimdi vur pat yapıyoruz. Canlı yayında izleyenler biliyor. YouTube'da ilk kez izleyenlerle tekrar yapmak istiyorum. Ne yapıyoruz? Hamuru koyduk tezgaha. Biraz ıslattım tezgaha. Yandan alıyoruz. Altını vuruyorsunuz. Üstüne kapatıyorsunuz. Şimdi yandan tuttuk. Şu an böyle yapış yapış gibi geliyor ama bir dakika sonra gidecek. Vuruyorsunuz. Üstüne kapatıyorsunuz. Yandan aldık. Üstüne kapattık. Yandan aldık. Üstüne kapattık. Bu şekilde hem tuzu hamura yediriyoruz, hem güzel yoğurmuş oluyoruz. Böyle elastik, dışı parlak, güzel bir hamur elde etmiş oluyoruz. Ben yaklaşık bir 4-5 dakika yapabildiğim kadar bu şekilde yapıyorum. Güzel yoğurun, hemen böyle 2 dakika yoğurup tam böyle kıvam vermeden, esneklik vermeden koyup katlamaları hızlı hızlı yaparsanız sıkı bir ekmeğiniz olur. Yani güzel, mayalanmış bir ekmeğiniz olmaz. Yapıştırdık, koyduk üstüne. Yapıştırdık, koyduk üstüne. Şu kollarımda. Önlüğüm de vardı da en son John giydi önlüğüm. Nerede bilmiyorum. Neyse. Şimdi ben şeyi hissediyorum bunu yaptıkça. Hamur sıkılaştı, böyle kastı kendini. Ve toparlanmaya başladı. Elimdekileri temizlemeye başladı. Tezgahı temizlemeye başladı. Ara ara elimi sulandırıyorum. Şöyle vurup üstüne kapatıyorum.
şekilde devam ediyoruz. Aslında yapması da zevkli. Hani böyle aşırı bir güç sarf etmenize gerek yok. Sadece böyle ayağınıza dengenizi ayarlayın. Vurup kapatın. Vurup kapatın. Bu şekilde hamurumuzun üstü parlak, toparlanmış, artık elinize yapışmayan bir hamur olması gerekiyor. Testi yapalım. Hamurun gücünü test edeceğiz. Hamurun gücü kopuyor. Görüyor musunuz? Yani hamur direnç gösteremiyor. Demek ki daha yormamız gerekiyor. Bu güzel detay bilgileri de sevgili Mutfak Kitabın canlı yayınlarında öğrendim. Şahane canlı yayınlar yaptılar. Çok eğitici. Sürekli onları izliyorum. Bende makine var ama bu güzel bilgiler herkesin çok işine yarayacak. Ben de burada onların vesilesiyle size paylaşıyorum. Şimdi ben birkaç dakika daha yoğurdum. Bakıyorum hamurumun direnci. Farkı görebiliyor muyuz? Yani kopmuyor ve hamur bana alttan direnç gösteriyor. Bence tamamdır. Son bir katlıyorum, toparlıyorum. Şimdi zeytinyağlı bir kabın içine koyacağım. Kabımı getireyim. Zeytinyağı döküyorum. Güzel. Toparlayıp. Yarım saat sonra katlamalarımızı yapacağız. Şimdi hamurumuzu plastik kutuya koymuştuk zeytinyağlı. Yarım saat 40 dakika geçti. Hamur böyle birazcık böyle hamura bir zaman verin. Hamur böyle bir yaşsın. Bir böyle o sıcağı alsın, dinlensin. İlk katlamamızı yapıyoruz. Biraz elimi kenardaki zeytinyağlardan alıyorum yapıştırmamak için. Şimdi dört tarafından katlayacağız. Şöyle bir yerinden tutuyorum. Hamurun esnekliğini görüyor musunuz? Böyle katladım. Yani bu esnekliğe geliyor olması gerekiyor hamurumuzun. Bu neyi sağlıyor? Un bunu sağlar. Sırf beyaz un olduğu için böyle esner. Ama tam buğday yaparsanız %100 tam buğday bu esneklik olmaz. Bakın katlıyorum kendi üstüne. Bu iki tarafından da katlıyorum. Şöyle bakıyorum görebiliyor musunuz diye. Şöyle kendi üstüne katladım. Gayet üstü parlak. Böyle düzgün, pürüzsüz bir hamur olmuş. Yani hamura o zamanı verin. Hamur kendini toparlayacaktır. Yarım saat 40 dakika sonra ikinci katlamayı yapacağız. Yarım saat 40 dakika sonraki halini gösteriyorum. Üçüncü katlamayı yapmıştık. Şimdi şekil vereceğim. Baloncukları görüyor musunuz? Yani bu tamam dışarıda bekleme süresi gayet güzel. Bu kıvamda bir hamurunuz olması lazım. Şöyle. Kıvam da bu. Esneklik. Bakın içinde böyle hava kabarcıkları oluşmuş. Hemen altını göstereceğim. Gördünüz mü? Katlama yapmamızın nedeni o. Hani ekmeğin içinde bir sürü baloncuk oluyor ya. O bu katlamalarla yapıyoruz. Şimdi şeklini vereceğiz. Katlamalarımızı yaptık. Bir en son katlamadan yine bir 40 dakika geçti. Hamurum üstü böyle baloncuk baloncuk oldu. Size gösterdim. Böyle hava kabarcıkları oluştu. Formu değişti. Pürüzsüz bir hamur oldu. Şimdi şekil vereceğiz. Hatta diyorum ki ben bunu bir çekirdekli ekmek mi yapsak? Yani bir açsak böyle hamuru güzel içine çekirdekleri koysak. Hem de size fikir olmuş olur. Bu arada üstümü de değiştirdim. Yani bir ekşi maya yaparken günler, mevsimler geçiyor. Yani sabahtan akşama kadar çekim yaptım böyle adım adım. Şöyle tezgahımı unladım. Ekmeğimi bırakıyorum. Hiç müdahale etmiyorum. O kendi kendine tezgaha düşüyor. Gayet güzel. Şimdi çok esnek bir hamurumuz var. Bir de ben %100 beyaz un kullandım. Onun da etkisi var. Böyle elimle hiç uğraşmadan şöyle açıyorum. Ben çekirdeği dışında da çok seviyorum. İçinde de çok seviyorum. Acayip bir lezzet katıyor. Karışık böyle keten tohumu, susam, ay çekirdeği, kabak çekirdeği. Böyle karışık bir çekirdek karışımım var benim. Onu koyacağım içine. Şöyle açıyorum. Üstü böyle baloncuklu baloncuklu. Şahane bir ekmek hamurum olmuş. Şöyle çekirdek karışımı
üzerine serpiyorum. Hemen katlamamı yapıyorum. Şöyle bir kenardan katlıyorum. Bu sırada ceviz de koyabilirsiniz. Küçük küçük, daha önce de suda beklemiş ceviz. Sadece susam koyabilirsiniz. Haşhaş tohumu koyabilirsiniz. Kuru domates, sarımsak koyabilirsiniz. Neyle böyle tatlandırmak istiyorsanız bu aşamada koyabilirsiniz. Ya da önceden de, hani ilk katlamaya başlamadan önce de koyabilirsiniz. Ama ben böyle son katlamada koyuyorum genelde. Şimdi döndürüyorum. Açtım, kapattım. Üstüne katlıyorum. Şimdi kenarları böyle açık oldu. Bu şekilde direkt sepete koyamayız. Bu katlama yerlerini kapatmamız lazım. Nasıl kapatabiliriz? Elle de şöyle kapatıp hani dikiş atar gibi kapatabilirsiniz. Ama ben şöyle bir şey yapıyorum. Birazcık hamuru elimle hamurun altından girip şöyle kapatıyorum. Şöyle alıyorum. Ekrana bakıyorum gözüküyor mu diye. Şöyle kendime çekerken hamur yuvarlanıyor. Şöyle alıyorum. Kendime çekiyorum. Kendime çektikçe o böyle açık olan kısımlar hamurun altına girip dikişleniyor. Kapanıyor. Ve üstü gergin bir hamur oluyor. Şöyle çekiyorum. Böyle gayet güzel, üstü gergin, top gibi bir hamurum oldu. Ayla John geldi. Şimdi sepetime güzel unluyorum ki yapışmasın. Bu esnada pirinç ununuz varsa pirinç unu katın. O yapıştırmıyor hamurunuzu ama bende yok. Katamıyorum. Ben çekimimi kesmiyorum. Arkaya, arkada olanlarla şu an ilgilenmiyorum. Güzel her yerini unluyorsunuz sepeti. Şimdi çekirdekli ekmek yaptık ya. Ben böyle ekmeğimin üstü de çekirdekli olsun istiyorum. O yüzden dibine birazcık böyle çekirdekten döküyorum. Şöyle çekirdeğini döktüm. Top gibi yaptım. Hamurumu şöyle sizin de göreceğiniz şekilde alıyorum. Şu kısmı çekirdekli kısma dönecek. Yani düzgün olan kısım altta kalacak. Şöyle yaptım. Hop, bir bebek gibi sepetine yerleştirdim. Şimdi üstünü de unluyoruz. Çünkü bu kabardığı zaman yapışabilir. Güzel unlayalım. Unumu da çok ziyan etmek istemiyorum. Zaten zor bu ara un bulamıyoruz ama. Şöyle plastik bir şey. Ya da bir örtü. Örtmeseniz de olabilir. Dışarıda tutarsanız, mesela bunu çok erken yaptınız diyelim. 4-5 saat dışarıda mayalanacak. 2 katı olduğu zaman ekmeğinizi pişirebilirsiniz. Ama her zaman soğuk fermentasyon öneriyor bütün ekşi mayacılar. Niye soğuk fermentasyon? Bizim hazmedemediğimiz içindeki işte o nişastayı, o gluteni, o şekeri parçalayarak ön sindirim yapıyor. Yani fermentanın olayı ön sindirim. Bizden önce bizi rahatsız eden, bizi hazımsızlığa uğratan her şeyi, her şey değil tabii. Keşke her şey olsa ama bizi şişiren her şeyi daha önceden fermente ediyor 12 saat boyunca. Şimdi ben üstüne bir tane böyle silikon kapağım var. Silikon kapağını geçireceğim. Buzdolabına koyacağım. Şu an saatim kaç size yaparken bunu? Saat 6. Bir yarım saat dışarıda bekleteceğim. Yarım saat, bir saat dışarıda beklettikten sonra 7 gibi buzdolabına koyacağım. Yarın sabah çıkartıp işte bir 8-9 gibi 13-14 saat soğuk mayalandıktan sonra ekmeğimi pişireceğim. O zaman da videosunu çekip paylaşacağım sizle. Şimdi ben böyle ekmeğimi hazırladım. Bir saatte böyle dışarıda duracak. Sonra buzdolabına sabah çekime devam. Günaydın, günaydın bize. Bir gün daha geçti ömürden. Kıyafetler değişti, zaman değişti. Ve ekşi mayamız oldu. İki katı kabardı. Şöyle gösteriyorum. Parmak testi yapıyoruz. Böyle bastırdığım zaman geri çıkıyorsa, tekrar yükseliyorsa tamamdır. Zaten anlayacaksınız, sepete koyduğunuzdan daha büyük bir hacmi olması gerekiyor. Çok mayalanmaması gerekiyor. Yani böyle kabarcık kabarcık olup böyle deniz anası gibi sallanıyorsa o da ben çok mayalandım, gücüm gitti demek. Şu anda bence güzel bir zamanını yakaladık. Şimdi hemen bir çizim yapalım. Böyle pratik bir çizim yapalım. Sonra fırına yollayalım, pişirelim. Benim şöyle konuk oyuncumu şöyle alıyorum. Muz yiyeceğim. Aldım. Dönen tahta çizerken, böyle çizim yaparken rahat oluyor benim için. Kendi kestim yağlı kağıdı. Bu yağlı kağıt sizinkinden farklı çünkü birkaç kez yıkanabiliyor. Buradan aldım, İngiltere'den.
Şimdi ne yapıyoruz? Bunu bunun üstüne kapatıyoruz. Şöyle kolay olacak. Ay ne o? Ondan sonra bunu da böyle kapatıyorum. Hop, ters çeviriyorum. Şimdi hemen unumu getireyim. Jilet takımlarımı aldım. Jilet de çizmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü bıçak o kadar keskin olmuyor ve çektiriyor hamuru. Havasını kaçırabiliyor. Şimdi şöyle pratik bir çizim yapacağım. Çizim için ayrı bir video çekerim. Şöyle yavaşça. Hadi yapışma ne olur. Yes. Normal çıkarttık. Şöyle üzerine fazla unu alıyorum. Şöyle. Hemen çok bekletmeden şöyle 45 derecelik bir açıyla jiletimle kesik atıyorum. Şöyle biraz altına da giriyorum. O kulaklanmayı seviyorum. Şöyle. Tamamdır. Hemen tenceremi getiriyorum. Tencere için çocuklar buradan uzaklaşıyor. Hop. Hızlı bir şekilde hamurumu içine koyuyorum. Hop. Kapağını kapatıyorum. Kapağını kapattım. 240 derecede kapağı kapalı 25 dakika pişecek. Ondan sonra kapağını açacağız. Derece 210'a düşüreceğiz. 20 dakika daha pişireceğiz. Gidiyorum. Ekmeğim pişti. Son 20 dakikasında da derece 210'a düşürdüm. 18-20 dakika arasında tuttum. Gene kontrollü bakın. Üstüne böyle hani çok yakmayın. Hep dereceyi mutlaka düşürün son 20 dakikada. Şahane pişti. Ve bir şey itiraf edeyim mi? Makinedekine göre daha çok kabardı. Bunu da hep yapıyordum ekmek. Hiç kapağa dayanmıyordu. Şu anda kapağa dayandı. O yüzden üstü biraz düz gibi olmuş ama acayip güzel. Süper. Şimdi alıyorum. Ha, ne yapıyoruz? Bir telin üstünde dinlendiriyoruz. Tencerede bırakmayın ekmeği. Şu yağlı kağıdı böyle kulaklık kesince kolaylık oluyor demiştim ya. İşte o kolaylıklardan bir tanesi. Böyle tutup hiç elinizi yanmadan tak koyabiliyorsunuz telin üstüne. İnanılmaz. İnanılmaz, ilk kez böyle pişti. Büyük tencerem de vardı. Ha, dedim küçükte pişireyim. Hani böyle yuvarlak, böyle tombul bir şey olsun. Ama hani büyükte de pişirebilirmişim. Şöyle üstünden çekiyorum ekmeğimi. Telin üstüne. Şöyle. Çok da sıcak. Nasıl tutacağım bilmiyorum. Şöyle tutup gösteriyorum size. Şahane ekşi mayalı ekmeğimiz pişti. Ne kadar beni izleyip dinlediyseniz like yapmayı ve bana birkaç tane yorum yapmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın.